Başlıkta ne gördüysen o. Garip oyunlar oynuyoruz. Ah süper, hiç intro yapmama gerek yok. Oyunları arkadaşlarım seçti ve içinde gariplikler, hayat dersleri ve gariplikler olan oyunları seçtiler. Hadi bakalım. Grey Box Testing. Ne olduğunu bilmiyorum. Hadi başlayalım. Merhaba. Birazcık kafan karışık olabilir. Evet. Ama merak etme, ölmedin ve bir sorun yok. Aslında tam tersi. Seni işe alıyoruz. Şimdiye kadar açığa çıkardığın onlarca bug'ı göz önünde bulundurursak muhtemelen olayı çözmüşsündür. Şimdiye kadar simüle edilmiş bir gerçeklikte yaşıyordun. Şu an bulunduğun yer bir test alanı, anladın mı? Seni test etmiyoruz. Senin bu yarattığımız alanı test etmeni istiyoruz. O zaman seni tutmayayım. Birkaç bug bulmaya çalış ve oyunu boz. Oha, bug mı bulmaya çalışacağım oyunda? Süper. Kesin duvarlardan geçmeli bir şey var lan. Buradan geçebiliyor muyum? Tamam ama bana bir oyun vermezsen sana onun bug'ını bulamam. Sadece bana 4 duvar veriyorsun şu an. Ne bu, portal tarzı bir şey mi? Daha önce portal diye bir oyun duydun mu? Evet, birazcık onun gibi. Kutuya bak ve hareket ettirmek için fareyle tıkla. Bırakmak için tekrar tıklayabilirsin. Hatta belki kutuyu yuvarlak bir şey üstüne bırakmak istersin. Senin tercihin. Ama bunun bug'larla ilgili bir oyun olması lazım. O yüzden bunu bırakıp geçebiliyor muyum lan? Bunu alıp geçebiliyor muyum? Aa, geçemiyorum. Bu duvarlardan geçebiliyor muyum lan? Bir dakika, şimdi oyunun nasıl... Ben ESC'yi alınca kutu niye hareket ediyor lan? Oyunu durdurmuşken hareket edebiliyorum. Durdurunca elime geri geliyor. Şimdi seni buraya koysam ve şöyle ittirsem. Bir dakika, benim karşıya geçmem lazımdı. Tamam, başka ne var? Bu kutuyu asla bırakmayacağım elimden. Bu arada benim adım G. Sen bana Bay G ya da sadece G desen de olur. Bak sen. Bir sorun olursa bana söyle. Çünkü ben senin test alanı rehberin olacağım. Eğer sıkışırsan sana yardım edebilirim. Bakalım neler yapacaksın. Ne yapıyorum? Bunu üst üste falan mı koyacağım? Üstünden. Peki tutarken zıplasam ne olur? Böyle. Üstünden. Bir dakika, diğer kübü de getirmem. Nedense küplerin hepsini taşımam gerekiyor gibi hissediyorum buraya. Şu duvarlardan falan çıkıp... Oh! Ne oluyor lan? Bir tane bug buldum. Restart mı yapmam gerek? Lan ne yaşandı az önce? Bir dakika. Bir dakika, ben bu az önce köşeden başka bir evrene çıktım. Bir saniye. Nasıl yaptım oğlum onu? Çık hadi. Lan az önce nasıl yaptım? Başaramayacağım bunu ya. Diğer kutuyu da getir. Diğer kutu kaldı. Neyse tamam, şu an bir tane kutuyla da idare edebilirim. Bu acaba Matrix gibi bir şey mi diye düşündüğünü biliyorum. Normal bir insansın ve simülasyona konmuşsun. Şu an yaşadığın şey tam olarak öyle bir şey değil. Bunları her zaman düşünüyorum. Sen sadece bir bilgisayar programısın. Üzgünüm. Aynen, ben de bilgisayarım, aynen. Bir de belki olabilirim, bilmiyorum. Şimdi şöyle koşturuyorum şuraya. Böylece hiçbir kutuyu da ziyan etmiyorum. Aç bakayım şurayı. Niye bu kadar panik yapıyorsan, ben buradayken zaman duruyor. Evet. Geri gitmiyorum değil mi lan? Aha. Buradan mı çıkacağım yukarı? Şu an kendi evreninde bulduğum bug'ları inceliyorum da. Uçmak, sonsuz para, etkileyici. Bunu bu kutuda arada falan mı ezeceğim, öyle bir şey mi yapacağım? Burada eziliyor muyum? Ezilebiliyor muyum peki? Bakayım şöyle bak. Kutu kaldı, gat! Neredeyim lan, nereye gidiyor? Oğlum perspektifim yamuldu az önce şuna bakarken. Şunu bir tablo... Bir dakika. Süper Liminal oynamıyorum biz.
nereden geldi? Oğlum var ya, buralarda çözemediğim bir şey var ama çözemiyorum işte. Ve şu kapıların oradan çıkma olayını ben yapmıştım abi. Bir daha yapmalıyım. Çık şu. Kutumu asla elden bırakmayacağım. Bu oyunda sahip olduğum tek... Benim hakkımda bir şeyler mi öğrenmek istiyorsun? Ben de bir bilgisayar programıyım. Tıpkı senin gibi. Ama senin evreninde büyümedim ben. Sadece seni test etmek için yazıldım galiba. Tamam. Kendinden hiç emin olmayan bir bilgisayar programıyla aynı mekandayım şu an. Ve tek sorun o bunun farkında ve farkındalığından dolayı çok üzgün. Oysa ben mutluyum. Bak ne güzel bir hayat amacım var. Bug'ları buluyorum burada. Ah, bir kutu daha. Neden sana dokunduğumda bug oluyor? Oo, aferin. Bizim hiç bulamadığımız bug'ları buldun. Bir saniye hemen şunu geçeyim abi. İki kutu mu getirmem lazımdı buraya? Baştan başlayacağım, hayır. Dur, bu kutuyu ikisini de götürmem lazım şuraya. İki tanesi yetecek. Sen şöyle bir yürü git şuradan ya. Bir dakika, niye bu kadar beynimi kullanıyorum ki? Dur. Bunu buraya koy. Ve... Bitiriyorum lan. Bitiyor. Mu acaba? End? Oh. Belki. Aferin. Bitirdin oyunu. Son. Oyun bittiğine göre şimdi büyük olayı açıklayabilirim. Sen gerçek değilsin. Sadece bir bilgisayar programı. Daha fazla gerçeği kaldıramam. The Anything Gallery. Her şey galerisi. Ne demek lan bu şimdi? Oyuna girdiğim gibi beni buraya attın da. Neyin logosu bu? Anlamıyorum. Bir şeylere mi dokunacağım? Bu bir korku oyunu değil, değil mi? Interact. Ne yapacağım? Ne görmek istersin? Bu çok büyük bir soru lan. Uçak. Oh! Ne oluyor oğlum? Her şey galerisi. Oha, ne yazarsam onlarla ilgili şeyler mi gelecek? Oo, bu güçle çok kötü şeyler yapacağım burada. Uçak kalkış anları mı? Bu ne oğlum? Başlat. Bu oyunun source kodunu çok merak ediyorum. Slow down mı? Yavaşlatabiliyor muyum? Bayıldım. Oo, çok acayip şeyler yazacağım buraya şimdi. İğrenç, en manyak, en ruh hastası şeyi düşün. Biber dolması. Bulgurlu mu? Bulgurlu exhibition. Dur daha bir şeyler açılıyor, bir dakika. Şuna bak. Biber dolması dünyasına düştüm. Peki bu her şey galerisinde biber dolmalarıyla ilgili başka ne olabilir? Neden bu? Bir dakika, buraya kendimi yazarsam ne olur? Lan! Lan! Bu ne oğlum? Üf. Neden bu fotoğraf? Of, bundan bir tane kendi evime yaptırmam lazım. Bu ne abi? Kendim üzerime geziyorum şu an. Bunlar ne? İnfo ne? YouTube'da 8000 civarı abonesi bulunan Ürkan Gen'in kim olduğu, kaç yaşında olduğunu merak et. Ne? Lan bu bilgileri nereden alıyorsun oğlum sen? Şuna bak. Of, tiplere bak. Bu ne? Ne oluyor? Hayır. Hayır. Çok yanlış bir yere geldim. Çıkmalıyım buradan. Çıkmalıyım. Oh be, şükürler olsun Allah'ım, sonunda Zula. Neler yaşanıyor oğlum burada? Merhaba arkadaşlar. Sonunda hayallerimize kavuştuk ya. Şükürler olsun. Harbiden yani diyecek bir şey yok. Şükürler olsun ya. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyna... Dur be, bismillah. Peki burada bana dair bir video izleyebiliyor muyum? Neler oluyor oğlum? Diren ne işin var burada oğlum? Üf, her yerde kendimi görmek neden bu kadar korkutucu bilmiyorum. Ah! Lütfen biri bana şunu tablo yapıp yollasın ve bu logo neden ortada değil? Çok bir sinirlerim bozuldu şu an. Vatan haini expedition. Bu ne demek oğlum? Neden? Neden vatan haini oldum? Kendimi izleyebiliyor muyum lan? Bir uzay gemisindeki 5 bilim adamı aralarındaki haini bulmaya çalışır. Şimdi bana söyle. Bu ne böyle? Tabii ki bunu normal. Oğlum seslerle falan oynuyor kendisi. Çok korktum, ben çıkıyorum buradan.
Böyle kimsenin bilmediği çok indie oyunlar biliyorsanız lütfen bana Instagram'dan yazın ki ben de oynayayım. İzlediğimiz şeye dönüşürüz. Neymiş bakalım? Ne bu? Etrafta millet geziyor. Kimi çekeceğim lan? Normal insanlar. Ha biz bülten miyiz? Haber miyiz? İzlediğimiz şey mi? O tarz bir kesin böyle hayat dersi olan bir şey var burada var ya. Peki şapka takan bir adamı haberlere koyarsak ne olur? Bakalım. Oo, iyi şapka. İzlediğimiz şeye dönüşüyoruz. Ne kim bu sevgi pıtırcıkları böyle? Sizi de koyacağım haberlere. Bir oda bulun. Niye üzdün lan? Oğlum güzel bir haber yapsaydın ya. Bu herif niye herkese bağırıyor? Bir dakika şimdi bu adam bağırırken bunu haberlere koysam herkes panikler. Ama bir deneyeyim bir saniye. Delirmiş kare herkese saldırıyor. Yuvarlağa saldırdı. O yüzden yuvarlak korkuyor şu an. Ah baksana şunu. Yuvarlaklar karelerden korkuyor. Lan ben öyle demek istemedim. Bir dakika. Oğlum bir dakika kontrol benden çıkıyor şu an. Kareler yuvarlaklardan çekiniyor. Oğlum az önce ırkçılığı buldum ya. Ah bu sevgi pıtırcık. Ah ne yapıyorsunuz? Bunu izlemeyi kim ister? Ha? Deli adam düzeldi lan. Oo yo ama bizim yaptığımız haber çoktan etkisini göstermeye başladı. Millet birbirine bağırıyor. Hadi lan seni de koyayım. Yuvarlaklar karelerden nefret ediyor. Pardon. Bağırmayın birbirinize. Kareler yuvarlaklardan nefret ediyor. Burada verilmek istenen mesajı anlıyorum yavaştan galiba. Çünkü asıl ilk baştaki sorun olan bağıran adam düzeldi. Sevgi insanları sayesinde. Bak şimdi de diyorlar yuvarlak kareler kardeştir ne yapıyorsunuz? Seni bir habere koysam ne diyecek seninle ilgili acaba? Barış sıkıcı. Şiddet viral olur. Bağırmayın lan. Niye bağırıyorsunuz? Neredeyse herkes herkesten nefret ediyor. Hayır. Etmeyin. Hepsini ben yapıyorum bunların. Birbirinden nefret etmeyen kaldı mı? Baksana herkes birbirinden bizim herif. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptım ben? Kork ve sinirli ol. Herkes birbirine vuruyor. O kadar iyi bir oyunsun ki sen. Verdiği mesaj çok iyiydi ve bunların hepsini yapan o ekranın arkasındaki insanlar. Baştaki sorunu o sevgi insanları çözmüştü oysa ki. Hiç bu haberlere düşmeseydi bu kelebek etkisi yaşanmayacaktı. Bayıldım. Güzeldi bence. Bu tarz garip oyunlar bulursam bunun devamını çekeceğim. Çünkü nerede gariplik?